arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle çok güzel bir motif çalışması yapacağız ee, burada bir tane motif uygulamamızı üç farklı şekilde çalıştım sizler e, istediğiniz gibi çalışabilirsiniz bakınız aynı modeli üç farklı şekliyle çalıştım. Bir ortasının hepsinin rengini farklı olarak kullandım. İkinci sırada bakınız bunun çiçeği ve aradaki şunda da beyaz olan kısmı yine aynı sarı rengimle kullanarak tamamladım. Üçüncü ve kenar çerçevesinde hepsinde beyazı tercih ettim. Şimdi şuna bakalım. Bakınız bunda bütün çiçek yapraklarımız sarı iken bunda ortası beyaz kenarlarını sarı olarak ördüm. Çünkü önce burada pek belli olmasa da Burada beyaz olarak gördüğümüz kısım önce örülmekte daha sonra buradaki sarı olan kısım devam edilerek tamamlanmakta. Diğer bir çalışmamda ise hem ortayı beyaz kullandım hem de kenardaki çiçeklerimin iç kısmını beyaz olup kull beyaz kullandım. Sadece kenarını mor olarak ayarladım. Şöyle görelim bakınız. Bir modelden 3 farklı motif çıktı. Sizler hangisini beğenirseniz bu şekilde çalışabilirsiniz. Temelde yapmış olduğumuz hiç farklı işlem yok. Hepsini aynı işlemde sadece renkleri değiştirerek bu güzel motifimizi çalıştık. Evet kolay gelsin diyerek hemen sizlerle motifimizin yapımına başlıyorum. Kolay gelsin. Zincirimizi çekerek motifimizin göbek kısmını örmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincirimi çektim. 1. zincir içerisine girerek kapadım. Ve başlıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve toplamda 16 tane trabzanımı bir defa dolayıp 3 defa da çekerek örüyorum. Zincirimize dahil olacak. 2 3 4 5 6 ipimi de bakınız gizliyorum aradan şöyle 16 tane trabzanımı ördüm 2 4 6 8 10 12 14 16 ilk çekmiş olduğum zincirimin tepe noktasına gelerek batıyorum ilmeğimi geçiriyorum bir tane de zincirimi çektikten sonra. İpimizi buradan keserek tamamlıyoruz. Çiçeğimizi göbek kısmı hazır. Şöyle arkadan daha ipimi asılıyorum. Orta arayı kapatıyorum ve kalan ipimi buradan ortadakini kesiyorum. Diğerini de örerken gizleyeceğiz. Hemen bunu da e, içi almaya gerek yok. Örerken üzerine örerek gizleriz. Şimdi beyaz ipimizle e, örmeye devam ediyorum çiçeğimin orta kısımlarını. Öreceğiz birlikte herhangi bir yerden ipi kopardığım yerden değil herhangi bir yerden şöyle batıyorum bir tane zincir çekip düğümü attım beyaz ipimi bir sık iğnemi ördüm ipimi şöyle yan tarafa alıyorum gizleyerek örmeye devam edeceğim ikinci sık iğneyi ördüm ikinci sık iğnenin üzerine 7 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 zincirimi çektikten sonra 7. zincirden sonra bakınız 6. zincirin içerisine giriyorum. 1 tane sık iğne. 1 aşağı doğru geliyorum. 2 her bir zincire bir tane sık iğne örüyorum. 3 4 5 ve 6 7 zincir 6 sık iğne çünkü 7. zinciri dönmede kullandım. İpimi ipimi şöyle gizliyorum. Yine şöyle bir çalışmamız oldu. Çiçeğimizin merkezini oluşturacak bölümümüz. Yanındaki boş alana batıyorum. Bir sık iğne. Hemen yanına batıyorum. İkinci sık iğnemi örüyorum. İki sık iğnemi ördükten sonra yeniden 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincirimi çekiyorum. 7. zincirimin hemen altındaki 6. zincir içerisine girerek batıyorum. Bir sık iğne bir altına iniyorum 2 3 4 5 6 6 tane sık iğnem ördüm ve ipimi şöyle çekiyorum yanına batıyorum hiç batmadığımız alana bir tane sık iğne ve yanına bir sonraki trabzanımın tepesine bir sık iğne daha örüyorum üzerine 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincirimi çekiyorum 7. zincirden sonra 6. zincir içerisine batıyorum ve sonrasında birer birer aşağı iniyorum 2 3 4 5 ve 6 6 tane şöyle zincirimi çektim yani altı tane sık iğnemi ördüm yeniden bir sonraki trabzana battım bir ikinci sık iğne ikinci sık iğnenin üzerine yine yedi tane zincirimizi çekip altı tane sık iğnemi örüyorum bütün trabzanlarımı bu şekilde tamamlıyorum 8 kıvrımımızı örerek tamamladım burası çiçeğimizin ortası olacak bunun kenarına çiçeğimizi genişleteceğiz toplamda 2 4 6 8 tane oldu 16 tane trabzanımız örmüştük zaten 8 tane de çiçeğimizin merkezini oluşturacak bölümümüz var ben farklı bir motif daha çalışmıştım bakınız bu motifimizde yine aynı işlemimi yaptım Şimdi şu ortadaki bölümlerde şu kısımlar bakınız kenarına trabzan örerek genişleteceğiz. Burada sadece rengimi hem buradaki alt zemini hazırladım hem de kenar trabzanını sarı olarak yaptım. Ama elimdeki bu motifimde değişiklik yapmak istedim. Beyazın kenarına yine sarı rengimi kullanacağım. O şekilde çalışmamı devam ettireceğim. Dilerseniz burada bu açıklamayı şundan dolayı yapıyorum. Biraz sonra benim sarı renkle yapacağım işlemimi tek renk yani çiçeğimizin bu şekilde tek renk olmasını istiyorsanız beyazımızla aynı işlemimizi devam ettirebilirsiniz. Ben burada ipimi kıracağım. Siz ipinizi kırmadan tek renk çalışacak arkadaşlarım tabii. Tıpkı şu modelimizdeki gibi aynen yeni rengimle yapacağım işlemleri beyazıyla devam ettirebilirler. Evet şimdi sarı rengimle devam etmek istiyorum. Ama öncesinde buradaki rengimi bitirmek istiyorum. 6 tane sık iğnemi ördüm. 6 sık iğnemi ördükten sonra şurada bakınız beyazımda ilk başladığım yer vardı sık iğnende ortasına giriyorum ilmeğimi geçiriyorum çünkü her birinin arasında ikişer sık iğnemiz olacak farklı bir yere batıp çoğaltmayalım. Bir zincirimi çekiyorum ve ben renk değiştireceğim için ipimi kesiyorum. Şuradaki gibi tek renkle çalışacak arkadaşlarım ipimi ipimizi kesmesinler aynı şekilde örmeye devam etsinler. Sarı rengimi aldım ipimi şöyle buradan koparmıştım. Ben farklı renkte başlayacağım için biraz geriden başlıyorum. Sizler ipinizde aynı devam edecek arkadaşlarımız aynı şekilde devam etsinler. Hemen yanındaki iki sık iğnenin ortasına bat batarak başlasınlar. İki sık iğnenin ortasına şöyle geliyorum. Önce ipime bir tane zincirimi atıyorum ve burada bunu düğüm olarak attım. Böyle buraya girerek bir tane sık iğnemi örüyorum. Ortaya bir sık iğne ve hemen burada 6 tane olan sık iğnemin her birisini birer birer örüyorum bakın 1 2 3 4 5 ve 6 tepede şimdi birinci sık iğneme yine sık iğne olarak örüyorum çiçeğimizi kavislendiriyor şöyle dardan yukarıya doğru genişlendiriyoruz çünkü bir sık iğne ikincisi başını doluyorum yavaş yavaş büyüyorum tek seferde çekiyorum üçüncüsü bir tane trabzan ikili iki defa çekiyorum 1 ve 2 dördüncüsü şöyle yine ikili trabzan 1 ve 2 beşinciye batıyorum. Beşinciye iki tane ikili trabzan 1 ve aynı yere bir daha batıyorum. 2 i̇ki. iki tane ikili trabzan aynı yere battım. sık iğne bir dolayıp hepsini aldım ikili trabzan ikili trabzan Yani bir defa doladım iki defa çektim bir defa doladım iki defa çektim bir defa dolayıp iki çektim iki tane aynı yere ördüm şimdi tam tepe noktasındayım Tığımın başını bir defa doluyorum tepe noktasına gelerek batıyorum ve burada 1 2 3 defa çekiyorum Tığımın başını doluyorum aynı yere bir daha 1 2 3 Tekrar tığımın başını dolayıp yan tarafa geçiyorum. Yana bakınız. İkili trabzan örüyorum. Bir, iki aldım. Tam tepeye bir defa dolayıp üç defa da çektim. Hemen tepenin yanındakini aynı yere ikili trabzanım örüyorum. Buradaki yapmış olduğum işlemin ayna görüntüsüyle diğer tarafa yapıyorum. Sonra iki farklı yere ikili trabzanlarımı örüyorum. Her ikisini farklı farklı yere batıyorum sonrasında başını tek doluyorum tek seferde çekiyorum en son bölüme ise bir tane sık iğnemi örüyorum ve çiçek yaprağımı bu şekilde tamamlamış oluyorum ortasında beyazlığı olarak ve sonrasında bir tane araya giriyorum bakın her ikisinin arasına sık iğnemi buraya örerek bağlanıyorum ve yeniden yukarı ilerliyorum Evet ikinci çiçek yaprağımızı hemen örmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 bakınız hemen birden giriyorum. Bir tane sık iğnem örüyorum. Başını doluyorum. ikincisine tek seferde çekip alıyorum. Aynı yere değil. Şöyle bakın bir sonrakine batıyorum. Başını doladım. Bir sonraki beyaz olunca daha da güzel göründü. Bakın her ikisi farklı yerde. Şimdi başını doladım bir tane ikili trabzan yani iki defa da çekiyorum tekrar doluyorum bir ileriye geçip yine ikili trabzanım örüyorum İki tane farklı göze battığımız ikili trabzanımız var şimdikini ise aynı yere batıyorum bir aynı yere iki İkisini battım şimdi tam tepeye bir defa dolayıp 3 da çektiğim trabzanımı örüyorum. Bir ördüm, ikincisini ördüm, iki tane bir doladım. 3 çektiğim trabzanım var. Tekrar yana geçiyorum, bir doladım, ikisini aynı yere batıp ikili trabzanımı örüyorum. Sonra ikisi farklı farklı yerde olan ikili trabzanımı örüyorum, doluyorum tek seferde çektiğim trabzanımı örüyorum ve en son sık iğnemi örüyorum ve burayı tamamlıyorum çiçeğimi tamamladım bakınız ve ortaya her iki sık iğnemin ortasına bir tane sık iğnem örüyorum ve bütün yapraklarımı bu şekilde tamamlıyorum bunu tek renkten örmüştüm tekrar hatırlatmak istiyorum yani ortasındaki beyazı da sarı yapmıştım bunu farklı olarak örmek istedim sizler ister böyle ister böyle çalışabilirsiniz. Şimdi bütün yapraklarımı tamamlayıp görüşelim. Çiçeğimin bütün yapraklarını sarı rengimle dolaştım. En son her ikisinin ortasındaki sık iğnemi bulunduğu noktaya gelerek batıyorum. Bir tane zincirimi çekip ipimi kesiyorum ve kenar çerçevesi için artık hazırım. Kenar çerçevemi diğer motifimde beyaz yapmıştım. Bu çalışmamda da çerçevemi yine beyaz olarak kullanmak istiyorum. Buradaki ipimi arkaya şöyle gizleyeceğiz. Çiçeklerimizi şöyle görelim çiçeğimizin yaprağını. Bunu tüm olarak beyaz olan yerlerde sarı örmüştüm. Bunu da renk geçişi yapmak istedim. Şimdi beyaz çerçevemizi de sizlerle birlikte çalışmaya başlayalım. Bir tane zincir çektim tığıma, düğümümü attım ve buradaki motifimi hemen elime alıyorum. Arkasından örmeye başlıyorum. Şimdi yapacağımız işlem şurada açıkça göstermek istiyorum. Şu aralarda bakınız şuradaki bölümlerde e, tam bir tane sık iğne olarak battığımız bölüm vardı. Oraya arkadan giriyorum. Her iki çiçek yaprağımızın arasını bir tane sık iğne ile geçmiştik hatırlıyorsanız. Bakınız hepsinde var. Şuradaki sık iğneler. Bunların arkasından giriyorum. Şöyle alıyorum. Buraya bağlanıyorum bir tanesini. Ve başlıyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Ve bir sonraki bölümüme geçiyorum. Bakın bir sonrakinde de yine bir tane sık iğnemin olduğu yerden giriyorum. 5 de çekebilirsiniz. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Eliniz sıkıysa 5 olsun. Şuraya giriyorum. Ön tarafa geçirmeyelim isterseniz şöyle. Tutuyorum. 1 2 3 4. Batıyorum. İpimi gizlerken çok güzel olmuş orası. 1 2 3 4 şuradan alıyorum geçirebilirsiniz yani fark etmez 1 2 3 4 bir tane sık iğnem bakınız renk geçişi farklı olunca ne kadar görülüyor rahatlıkla diğerinde de zaten belirle bakın dört tane zincirde buradan girip yuvayı hazırlıyorum girdim 1 2 3 4 ve ilk başlangıç yerime kadar geldiğim başlangıç yerime hemen şöyle kendisine giriyorum kendisine girdim bir tane zincir çekiyorum 2 3 tane zincirimi çektim tığımın başını doluyorum batıyorum 1 2 3 3 defa da çekiyorum zincirimle birlikte 2 oldu tekrar 1 2 3 3 oldu bir dolayıp 3 çekiyorum dördüncüyü örüyorum ve beşinciyi örüyorum 1, 2, 3, 4 ve 5 araya zincir çekmeden ikinci yuvaya giriyorum. Yine 5 tane bir dolayıp 3 defa da çektiğim trabzanımı örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. Hemen diğerine geçiyorum. Doluyorum. Araya hiç zincir yok arkadaşlar. 2, 3, ve 4 hep 4 ve 5 tane 4 zincir 5 trabzan bu sıramızı tamamlıyorum 3 ve 5 hepsini örelim trabzanlarımın tamamını ördüm her bir yuvaya beşer beşer trabzanım ördüm. Başlangıçta bitişimizin olduğu yerdeyiz. Başlangıçtaki zincirimin tepesine gelerek batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ve buradan 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum bu noktaya. Buradan itibaren artık köşemizi oluşturmaya başlıyoruz. Köşemiz için aynı yere bir daha batıyorum. Bakın aynı trabzanıma battığım zincirimin üzerine burada köşemizin bir yarısını çalıştım tığımın başını doluyorum sırasıyla trabzanlarımı örüyorum yine bir tane dolayıp üç defa da çektiğim trabzanlarım var birinci köşemizin yarısını ördüm diğer yarısını ise bitişte tamamlayacağım ikinci köşemiz için örerek geldim şöyle burayı göstermek istiyorum hiç ee, kafamız takılmasın birinci trabzana 2 iki batmıştım burası ikili daha sonra 9 tane ardı ardına trabzanım örüyorum sayalım bakınız 2'den sonra tığımı şöyle geçirdim bu köşemizden sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 bakın 9 tane trabzan örmek ördükten sonra sıradakine yine buradaki gibi çift olarak örüyorum buradaki köşemizle birlikte Toplamda 13 tane ilmeğimiz trabzanımız olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Şimdi örüyorum. Aynı yere öreceğim. 12. Yani bir sonraki yere batıp ve bakınız 12'nin yanına batıyorum ve 13. Başı çift, sonu çift oldu. Çiftle başladım, çiftle bitirdim. Arada 9 trabzanımız var. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum tıvın başını bir defa dolayıp aynı yere batıyorum 1 2 ve 3 aynı yer bakınız köşemize 4 trabzan 3 zincir ördüm arasında 3 zincir ve devam ediyorum şimdi birer birer 9 tane trabzanımız öreceğim çiftimden hariç çiftimle birlikte diğer köşeyle 13 olacak sayalım 1 2 3 4 5 6. 7'yi örüyorum. 7 8'i örüyorum. 9 10 11 oldu. Çiftimizde sayarak geldim. 11 oldu çiftle birlikte. Sıradakine 12 ve aynı yere batıyorum. 13. Bakın ikinci kenarımızı da 13 trabzanla tamamladım. 1 2 3 Diğer üçüncü köşe yine aynı ikiyi battığım yere batıyorum. Bir aynı yere batıyorum. İki. Ve sonrasında buradaki yapmış olduğum gibi bütün köşelerimizi yaparak başlangıç noktamızda yeniden birlikte olalım. Başlangıçla bitişin olduğu yerdeyim. Buradaki iki trabzanımdan sona kadar toplamda 11 tane trabzanımız oldu. Hemen şuradaki aynı yere batmış olduğum Bakın başlarken battığım yere giriyorum. Burayı da 12 ve 13'e tamamlayarak köşelerimi oluşturuyorum. 4 köşemin 4'ünü de tamamladım. 13'er trabzanla şöyle bakmanızı istiyorum. Arada 3'er zincir. Burada 13 tane trabzan var. Şimdiki öreceğimiz sıramızda çiçeklerimizi şöyle yukarıya doğru trabzanlarımızda sabitleyeceğiz. Hemen başlayalım bir bir zincirimi çektim tığımın başını doladım 3 tane e, dört tane zincir çekmiştim onun tepe noktasına geliyorum ve şu şekilde batıyorum bir hepsini kapatıyorum tekrar yapmak istiyorum bakınız bir tane zincir çektim tığımın başını doladım dördüncü zincire battım çektim Hepsini tek seferde çekiyorum. Buraya zincir çekmeden geçişimizi yapıyoruz. 1 2 3 dört tane zincirimi çekip trabzanım ördüm. Üç kenar zincirimi çektikten sonra şurada bir tane daha artışım olacaktı. Onu köşemizi, çiçeğimizi köşeye birleştirerek öreceğiz. Bir defa doluyorum. Çiçeğimin tam ortasında üç defada çıkardığım trabzanım vardı. Onun tepesine batıyorum ve buradan şu ortaya batıyorum. Şu araya giriyorum. 1 çekiyorum. 2 3 defa da kapatıyorum. Bakınız burada artışımızı yaptık. Şimdi 2 tane trabzanın burada oldu. Hemen ilk trabzana batıyorum. 3 toplamda 3. 2 artışımla sayıyorum. 4 5 6 7 8 ve 8 tane trabzanı ördükten sonra 9. trabzanımızla aradaki çiçeğimizi birleştireceğiz. Tekrar başını doluyorum. 3 tane de ördüm. Trabzanın arasına giriyorum ve başlıyorum. 1 2 ve 3. Tığımın başında doluyorum. Bunu ördüm artık. Bu dokuzuncuydu bakınız. Bu dokuzuncu. Diğer tarafta da yine sekiz tane trabzanımız olacak. Hemen devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. İki de artıyorum. Yedi ve sekiz. Bir, iki, üç, dört, beş. 6 giriyorum araya 7 üçlerin ortasına giriyorum 1 2 ve 3 1 2 3 tane zincir çektikten sonra yeniden devam ediyorum aynı yere bir daha giriyorum 1 2 3 tığımın başında oluyorum zincir içerisine girerek trabzanımı örüyorum ikişer ikişer artmış olduk tekrar başlıyorum iki zincirimi de say iki trabzanımı da sayarak buradan e, toplamda dokuzuncuya ortadakini birleştiriyorum şu an 3 oldu 4 5 6 7 8 doluyorum dokuzuncuyu batıyorum tam tepe noktasına. Şöyle girebilirsiniz. 1 2 3 defa aldım. Ve arkadan yine giriyorum. 8 tane de bu tarafa öreceğiz köşelerimizle birlikte. 2 3 Hem köşeden hem de ortadan bu şekilde bağlayacağız. Son köşeyi de yapalım. 4 5 6 7'yi buraya örüyorum. 8'i ise hemen doluyorum. Tepeye noktasına batıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Yeniden aynı noktaya girerek 1 diye bu yönü örmeye başlıyorum. Sonra diğer artışı boşluk içerisine çalışıyorum ve işlemlerimin tekrarıyla başlangıç yerimize kadar geliyoruz. Motifimizin sonuna kadar geldim. Köşelerimizi şu şekilde çalıştık. En son köşemizin bitiş yerindeyiz. Bakınız tığımın başını doluyorum. Bir tanesini içine örmüştüm. Sonuncu yine aynı yere batıyorum. 1, 2, 3 defa da alıyorum. Bir defa zincirimi çekip tığımın başını dolayarak ilk trabzanın tepesine giriyorum. Tek seferde çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 artık e, motifimizi bu şekilde bitirdik sadece şu an kenar çerçevesini örmek için hazırız en son bu son sıramızı örüyoruz kenarlarımızı ikişer dolayacağız burada şöyle yükseltiyi ayarlamak için 4 tane zincirimi çektim bir tane daha ekliyorum toplam 5 tane zincirim oldu 2 defa doluyorum ikişer ikişer çekiyorum 1, 2, 3 defa da çektim. 2 tane trabzanım oldu. Tekrar 2 defa doluyorum. 2'şer i̇kişer, ikişer çekiyorum. 3 trabzanım oldu. Şimdi 1 defa doluyorum. Aynı 3 defa da çıktığımız gibi örüyoruz. Buradaki trabzanlarımızı 1, 2, 3 1, 2, 3 Hiç farklı işlem yapmıyoruz. Sadece köşe boyumuzu biraz yükselttik. Kabzanlarım örerek geldim. Yine köşemin bulunduğu noktadayım. İki defa doluyorum. İkişer ikişer çekiyorum. İki doluyorum. İkişer ikişer ilerliyorum. İki doluyorum. Toplamda üç tane. Bir iki üç zincir. İki doluyorum. İkişer ikişer çekiyorum. Üçüncüyü örüyorum. Tığımın başını dolayıp 1 2 3 tek dolayıp 3 defa da çekiyorum. 1 2 3 tek dolayıp sadece köşelerimizi 3'er dolayalım. Evet, sona kadar ilerleyelim. Motifimizi bu şekilde tamamladık. Umarım sizler de bu çalışmamızı beğenmişsinizdir ve sizler de güzel güzel örgülerinizde bu motiflerden yararlanırsınız. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.